Kardeş İran basınının çok değerli temsilcileri, kardeşimiz, çok sevdiğimiz, saydığımız İran milleti, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Türkiye'nin yaşadığı revanı, süreci çok iyi anlamamız lazım. Türkiye Atlantik sisteminden, Amerika'nın denetiminden kopuyor, Batı Asya ve Asya'daki tarihi yerini alıyor. Bu yani hem Türkiye NATO üyesi hem de NATO ile savaşıyor. Bakın şu anda NATO'daki Türk subayları, 15 Temmuz öncesinde NATO'daki Türk subaylarının hepsi, Sayın Komutanım da çok çok iyi biliyor, Amerika'da kaldı, Türkiye'ye geri dönmedi çünkü Türkiye'ye gelse hapse atılacak. Genelkurmay Başkanlığı Türkiye'nin bir rapor yayınladı geçen ay. O raporda şu var. Diyor ki 4 bin miydi bu? 14. Toplam 30 bin 30 bin. öğrenciler dahil. Pardon, düzeltiyorum. 30 bin askeri personel, general, subay, assubay, askeri öğrenci 30 bin. 30 bin subay ya hapse atıldı ya ordudan atıldı. Bu 30 bin ne? Türkiye ordusu içindeki NATO'nun çürüğü, çürük veya kanserli yapı. Yani Türkiye bir ameliyatla NATO'nun kanserli urunu bıçakla kendi içinden temizliyor. Buradan İran milletine, İran devletinin sayın yöneticilerine ve Batı Asya'nın kamuoyuna sesleniyorum. Bu Türkiye NATO üyesi, tamam doğru, ama Türkiye o NATO'yu kendi vücudundan bile bıçakla kendi vücudundan temizliyor. Bunu görmemiz lazım. Niçin görmemiz lazım? Çünkü Türkiye'ye güvenmek için. Buradan bütün Batı Asya'ya, özellikle İran'a, bütün insanlığa sesleniyorum. Türkiye tekrar Amerika'ya dönmeyecek.